Mayıs'ta göreceksen Antalya'ya, Çeşme'ye kadar birbirinden güzel cennet plajlarımızdan tatil eğlence görüntüleri ve ünlü sanatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz tatil röportajlarıyla sizleri bir saat boyunca güney sahillerine götüreceğiz. Ama önce konu başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Yerli yabancı turistler Dalyan'a akın ediyor, tatil cenneti Dalyan'da çamur banyosu yapıyor. Peki dünyaca ünlü isimler ve Hollywood yıldızları burayı neden tercih ediyor? İşte çamur mucizesi. Masa romantizması. Dalyan'da çamur banyosu az sonra heyecanlı yazda. So... Skandal. Çırılçıplak aile tatili. Yer Marmaris Amazon koyu. Tarih 15 gün önce. 50 metre sahilde çocuklar oyun oynuyor. Bu görüntüler olay yaratacak, bu görüntüler çok konuşulacak. Az sonra heyecanlı yazda. Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye. Ata Demirer tam 22 kilo verdi. Ünlü komedinin gizli formülü ne? Canan Eridi'yi Erik Eridi ile gördük. Kenan Doğulu sakallarını uzattı. Sebebi yoksa aşk acısı mı? Sakal mı? Biraz evet uzadı ya. Yakında dünya evine girecek olan Ceyda Düvenci ön balayına mı çıktı? Bodrum turu az sonra heyecanlı yazda. Yok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir sağ bir sola bir öne arkaya bir yere bir göğe sallandı. Hangi bahardan aldın kokunu? Tatil cenneti Çeşme'den çok özel görüntüler. Heyecandan ismini bilen. Çok özel röportajlar. Yakaladıysanız Don't City'ye yakaladınız. Ve muhteşem yaz görüntüleri az sonra heyecanlı yazda. Haftanın güzeli Esmer. Bahama, ben siz öksüz mü kaldım? Haftanın güzeli Gülücükler saçıyor. Ne demek güler yüzlüsünüz böyle? Öyle Allah verdi. Az sonra heyecanlı yazda. Demet çiçekli bikinisiyle denize girdi. Sevgilisinin dudağına öpücük kondurdu. Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Bodrum'dan sıcak görüntüler az sonra heyecanlı yazda. Heyecanlı yazda sıcak ve bir o kadar da eğlenceli Side sahillerinden derlediğimiz tatil görüntüleriyle başlıyoruz. Antalya Side'den sıcacık yaz manzaraları. Türkiye'yi seviyorum. Çok seviyorum. I love Turkey and Side. İşte Antalya geceleri ve çılgın partileri. Antalya gecesiyle gündüzüyle bir başka güzel. Güzellerin nefesleri kestiği Antalya'dan sımsıcak yaz manzaraları geliyor şimdi ekranlarınıza. Hazır mısınız? Haydi o zaman doğru Antalya sahillerine akmaya. Şimdi güzelleri yakından tanımaya ne dersiniz? Bu bikinisinin üstünü fora eden üstsüz kızla başlayalım mı? Norveçli Carolina ustaca bir hareketle gizliyor üstünü ve öyle başlıyor konuşmaya. Muhabirimiz Boğaç da centilmenliğini elden bırakmıyor hani. Sevgili seyirciler, yanımızda Carolina var. Norveçli kendisi. Çok ilginç bir röportaj yapıyoruz şu anda. Elimiz böyle durmak zorunda. Norveçli güzel tam bir Türkiye aşığı çıkıyor. Türk erkeklerine de hayran bu arada. I love Turkey and Sida. Yes, why? Very much. Because of the boys. Sevgili seyirciler, şu anda elimizi çekiyoruz ve arkamız dönüp gidiyoruz. Siz bu görüntüleri göremeyeceksiniz. Biz de görmedik zaten, bakmadık.
üstsüz güzelin yanından ayrılıp altın kız, sarışın kız, hırvat kızın yanına gidelim mi? Yanındaki kırmızı bikinili Rus güzeli Senya'yı da unutmamak gerek tabii. Neyse gidelim yanlarına, bakalım ne anlatacaklar bizlere. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz gözlükler, işte bikinisi, boynumdaki aksesuarları da Anna Gold Girl. İstiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oo, altın kızımız Türkçe de biliyor. Bakalım neler söyleyecek Türkçe bizlere. You know Turkish? Duyuyor. Şöyle böyle. Şöyle böyle. What you know? Merhaba, nasılsın? Şöyle böyle. Şöyle böyle. Teşekkür ederim. Bu güzel kızlar nerede öğrenmişler Türkçeyi acaba? One year ago, we was in Sidem and work of different hotel. We have show dance. Vay vay vay, bakın şu işe. Kızlar aynı zamanda show görmüş meğer. Alın size Türkçe konuşabilen bir turist kız daha. Mira, how are you? Ben iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Tatil yapıyorum. Tatil? Ne kadar zamandır geliyorsun? 2 ay buradayım. Peki niye Türkiye'ye geliyorsun? Yani niye Türkiye, başka yerler değil? En güzel Türkiye yani. Kaç senedir geliyorsun peki? Bu benim 4. senem. İsveçli Mia'nın ana dili gibi Türkçe konuşması Türk sevgilisinin marifeti. Bravo vallahi beyefendiye. Nasıl da bağlamış güzel kızı kendisine. Aşk bu olsa gerek. Mia 4 yıldır her yaz geliyor İsveç'ten Antalya'ya. Ya sen Türkçe'yi kimden öğrendin? Bir tane arkadaşım var. Nerede şu an bilmiyorum ama. Ne? O öğretti bana. Şimdi sana sormamız lazım. Türk erkekleri mi yoksa sizin oradakiler mi? Daha iyi, daha yakışıklı. Türk erkekleri. Türk erkekleri? Evet. Neden? Çok karizmatik. Türkiye'ye gelen turist kızlar güzel oldukları kadar marifetliler de. Şu deniz kenarında erkek arkadaşıyla top oynayan kıza bakalım mesela. What's your name? Şinire Betik Karlov. Şinire Betik Karlov. Çok da sempatikler sevgili seyirciler. İşte iki sevgili kalkmışlar, gelmişler buraya. Futbol oynuyorlardı. Biz onların futbollarını gördük. Side'de aşklar tam gaz. Tabii aşklar fedakarlık ister. Denizin ortasında bikinisi çözülen bu güzeliğin erkek arkadaşı yetişiyor imdadına. Bu büyümüş de küçülmüş turist kızlar da kalp çiziyor kumsala. Side'de tur atmışken şu şirin mi şirin bebeği de görmezden gelemeyeceğiz doğrusu. Mutluluğun formülü çok açık. Biri sen, biri ben, biri de bebek. Kumsalda güneşlenerek vakit geçiren tatilcilere ara verelim mi? Şu denizde müthiş bir jet ski şovu sunan, adrenalini seven heyecanlı gence bir göz atalım şimdi de. Bas gaza, aşkım bas gaza, kim tutar seni bas gaza. Denizi, kumu ve güneşi ve tabii güzelleriyle Side güzellerine burada son veriyor ve doğru Side gecelerine akıyoruz. Malum Akdeniz geceleri aşk kokar. Turistler aşklarını herkesin içinde ve kamera önünde işte böyle yaşıyor. Skandal. Çırılçıplak aile tatili. Yer Marmaris Amazon koyu. Tarih 15 gün önce. 50 metre sahilde çocuklar oyun oynuyor. Bu görüntüler olay yaratacak, bu görüntüler çok konuşulacak. Az sonra heyecanlı yazda. Bahardan aldım kokunu. Tatil cenneti Çeşme'den çok özel görüntüler. Heyecandan ismini bilen. Çok özel röportajlar. Yakaladıysanız Don City'ye yakaladınız. Ve muhteşem yaz görüntüleri az sonra heyecanlı yazda. Ata Demirer yaptığı özel diyet sayesinde tam 22 kilo zayıflamış. Yerli Paris Hilton, Adanalı Süreyya Yalçın yeniden Bodrum sahillerinde görünmeye başlamış. Ünlü bir sunucu kızımız yeni yaptırdığı estetikli vücuduyla kameralara yakalanmış. Sırada Bodrum günlüğü var. Sana verdiğin son hediye.
Demirer tam 22 kilo verdi. Ünlü komedyenin gizli formülü ne? Canan eridiği, erik eridiğiyle gördük. Kenan Doğulu sakallarını uzattı. Sebebi yoksa aşk acısı mı? Sakal mı? Biraz evet uzadı ya. Yakında dünya evine girecek olan Ceyda Düvenci ön balayına mı çıktı? Yok sağ olun. Çok, çok, çok teşekkürler. Bir sağa bir sola bir öne arkaya bir yere bir göğe sallan dur. Bodrum Bodrum diyoruz. Ünlülerin tatil beldesi bu aşk cennetinden çok özel haberleri ve görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim, Bodrum sezonunu açan Süreyya Yalçın ilk konuğumuz. Yerli Paris Hilton yine takmış takıştırmış. Hah işte, parıltılı rujunu da sürüp soluğu dışarıda almış. Sosyetik güzel salına salına giderken anne adayı Pınar Altuğ giriyor kadrajımıza. Siyah bikinisiyle arzı endam eden güzel kadın, ne selülit ne çatlak var bende dercesine nispet yapıyor herkese. Nitaat üzere. Kimseye sarılma, kimseyi sevme asla, sevişme onlarla. Gün geçtikçe göbeşi büyüyen Pınar anne olmanın sevincinde. Kocası dizi çekiminde olan Pınar, soluğu köpeği gofretle birlikte denizde alıyor şimdi de. Aman da aman, kimleri görüyoruz öyle? Osmanlı Cumhuriyeti filmini bitiren Ata Demirer, yorgunluk atmak için Bodrum'a gelmiş. Komedinin padişahı geliyor diyebilir miyiz? Kim için? Sizin için. Hadi be. Ünlü komedyen padişah rolünde çıkacak karşımıza bu filmle birlikte. Bakalım o kabul edecek mi kendisi için yapılan komedyenlerin padişahı benzetmesini? Şimdi bu benim mizahi anlamda emek verdiğim bir film değil. Bunu böyle bir rekabet şeyine getirmek sizin işinize geliyor olabilir ama öyle bir yapısı yok bunun. Bu arada tam 22 kilo vermiş Ata. 6 ay içinde her şeyi yiyerek diyet yapan güldüren adam, kendisiyle ilgili yapılan tığ gibi oldu. Eridi yorumlarına ise esprili bir dille yanıt veriyor. Zamanın eridiği, erik eridiğiyle. Denizde, karada, heyecanlı yaz her yerde. İşte güzel sunucu Fatoş Kabasakal da Bodrum'da keyifli bir tatilde. Yeni yaptırdığı göğüsleri, tepeden topladığı saçı ve beyaz bikinisiyle dikkat çeken Fatoş, arkadaşlarıyla birlikte güneş sefası yapıyor keyfini çıkarta çıkarta. Fatoş güneşlene dursun, biz kısa tatil yapanların aksine tam 5 aydır Bodrum'un tadını çıkaran Erhan Yazıcıoğlu'na söz verelim bir de. Uzun süreli tatildeyim. Mayıs ile Eylül arası genelde buralarda oluyorum. Nasıl da imrendik şimdi. Bir hafta 10 gün gören haline şükrederken Bodrum'u, Erhan Bey senenin 5 ayı buradaymış meğerse. Geçiyoruz yakışıklı popçu Kenan Doğulu'ya. Başında fötr şapkası tekneden inen Kenan, saçı sakalı koy vermiş. Sakal mı? Biraz evet uzadı ya. Orman proje mi? Var bir proje mi? Evet, bir klip çalışması için yaptım. Üzgünüm bir tane daha. Klip için sakalını uzatan Kenan, yanlış anlamayın, tatil için değil, iş için Bodrum'da. Akşam sahnesi öncesi bakın nasıl anlatıyor o yoğun sahne temposunu. Ne başladı? Bugün konser, yarın konser. Hemen pazartesi İstanbul'da bir işim var. Dolu yere konser, çarşamba konser. Gün geceye dönüyor ve beach'te bıraktığımız Kenan Doğulu'nun akşam sahnesine gidiyoruz biz de. Ooo Kenan'ı bakın kimler gelmiş izlemeye. Rüştü Reçber ve eşi Işıl gibi taze nişanlılar Ceyda Düvenci ile Engin Akgün de ön balayındalar sanki. Geçelim mi? Yok sağ olun. Çok teşekkürler. Ceyda konuşmaktan yana değil pek. Tercih kendisinin diyoruz ve gündüz krem, gece siyah fötr şapkasıyla Kenan'ın sahnesine konuk oluyoruz. Tamam be hadi gel kaynaşalım kız. Çak gidi çak gidi oynaşalım kız. Azıcık tat tat azıcık ister. Hop gidi hop gidi hoplasalım kız. Dilimizde çak gıdı çak gıdı Demet Akalın'ı geldik izlemeye. Demet'in birçok ünlü konuğu var o gece. Süreyya Yalçın ve Tuğba Özerk yan yana, Tugay Kerimoğlu ve eşi ise ön saflarda.
Ve tabii ki enişte Oğuz gözünü bile kırpmadan bakıyor biricik aşkına. Haftanın güzeli Esmer. Haftanın güzeli gülücükler saçıyor. Ne demek güler yüzlüsünüz böyle? Öyle, Allah vergisi. Az sonra heyecanlı yazda. Kameralarımız Akdeniz'in incisi Antalya'da. Gülşen'in samimi açıklamaları sizi çok şaşırtacak. Ünlü popçunun evlilik, müzik ve özel hayatıyla ilgili açıklamaları var sırada. Heyecanlı yaz sordu, Gülşen cevapladı. Ünlü popçu Gülşen'den çok özel itiraflar. Keşke evlenmeseydim dediğiniz oldu mu? Doğru. Ben olmayınca da benden de hayır gelmez kimseye. Gülşen'den geçtiğimiz haftalarda pişti olduğu Alişan'la ilgili şok sözler. Onun dışındaki hiçbir şey beni bağlamıyor ve ilgilendirmiyor. Gülşen'in heyecanlı yaza özel gündem yaratacak açıklamalarına birazdan geleceğiz. Ama Antalya turumuza önce Gizem Özdil ile başlayalım mı? Eski manken yeni şarkıcıyı Antalya'dan dönüşte havaalanında yakalıyoruz. Tatili nasıl geçmiş, kimlerle tatil yapmış diye sorunca Gizem Özdil'liğe tek mi çift mi oyunu oynanıyor adeta basın mensuplarıyla arasında. Tek çift. Nasıl tek çift? Tek çift dedin. Yani böyle çift geldiler, tek geldiler. Ben vardım. Biz gene dört olunca çift olmuş olduk. Siz tek mi çiftliyiz? Ben tekim şekerim, tekim. Şimdi Gizem Özdilli'ye veda ediyor. Havaalanında yakaladığımız diğer güzel bir şarkıcı Gülşen'in yanında alıyoruz soluğu. Neredeyse beyaza kaçan sarı saçları ve turuncu renkteki el ve ayak tırnaklarıyla tanımakta güçlük çektik doğrusu ünlü popçuyu. Şöyle bir baksanız saçıma. Evet, saçım değişik mi geldi? Değişik geldi, evet. Nasıl değişik? İyi değişik, kötü değişik? İyi ama. İyi ama değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Gülşen bir gün sonra da Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in mekanında sahne alacak. Duyduğumuza göre İbo bu iş için güzel popçuyu özel uçağıyla aldıracakmış Bodrum'a. Peki yarın da Bodrum'a uçuyorsun. İbrahim evet. Tatlıses'in uçağını yolundaymış herhalde. Dedikodulara göre. Doğru mu? Bu dedikodu değil, gerçek. Yani bu çok anormal bir durum değil bence. Bu işi yapan bir insan sonuçta. Kendi işiyle alakalı bir durum olduğu için çok anormal değil. Güzel şarkıcı Gülşen'i havaalanından alıyor, doğruca Antalya'da verdiği muhteşem konsere götürüyoruz. Seksi popçu konser öncesinde ise kaldığı otelin bahçesinde heyecanlı yaz muhabiri Boğaçan Kaplan'a çok özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak şu yeni imajını irdeliyoruz Gülşen'in. Sanki farklı renkte olsa da çılgın saç ve ojeleriyle biraz Hande Yener'i andırıyor gibi. Turuncu yeni bir tercih mi yoksa eskiden mi kullanır mıydınız? Yeni. Yeni? Yeni, evet. Hande Yener gibi geldi bana birazcık. Aa, yok. Hande'ydi bu ara, çok yakışmış saçı bence. Turuncu saçını çok beğendim. Ama iki aydır falan kullanıyorum turuncu ojeyi ben. Ve biraz da özel hayat diyoruz. Geçmişte başından evlilik de geçti Gülşen'in. İşletmeci Murat Varol'la mutsuz bir evlilik yaşamıştı. Söylendiği gibi şimdilerde pişman mıydı bu boşanmayla biten evlilikten? Keşke evlenmeseydim dediğiniz oldu mu? Doğru mu? Hayır, keşke evlenmeseydim demedim aslında. Evlendiğim dönemde işimi ikinci plana atmam doğru değildi dedim. Hı. O yanlış anlaşıldı biraz. Ne yaşıyorsak bence kârdır diye düşünüyorum. Sezen Aksu'nun da şarkısında söylediği gibi, çok seviyorum o şarkıyı. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir diye. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Malum Gülşen iç mimar sevgilisi Fahrettin Aykut'la güzel bir ilişki yaşıyor bu sıralar. Peki günün birinde bu ilişki evlilikle kesişirse müziği ikinci plana atar mı geçmişte olduğu gibi? Sağlık sorunum olmadığı sürece
Allah ilham perilerini benden geri çekmediği sürece, şarkı yazamadığım sürece bırakabilirim. Çünkü ben nefes alamıyorum. Yani o stüdyoya girmediğimde, o havayı koklayıp o şarkıları yazmadığımda, sahneye çıkmadığımda ben değilim ki yani. Ben olmayınca da benden de hayır gelmez kimseye. Sanat dünyasındaki rekabetten söz etmeden olmaz. Özellikle bayan sanatçılar arasında zehir zemberek atışmaları duymayan yok. Ancak Demet Akalın geçtiğimiz günlerde bir dönem polemikle yaşadığı Gülşen'i çok sevdiğini ilan etti. Bakalım güzel şarkıcı ne diyecek bu şaşırtıcı itiraf hakkında? Güzel yaramız nasıl? Ay süper, sabahtan beri beraberdik abi. Süper bir kız. Bizim aramızda hiçbir zaman bir pürüz olmadı zaten Demet'le. Çok samimi bir insan olması benim onu çok sevmeme sebep. Ve geliyoruz geçtiğimiz haftalara damgasını vuran Alişan'la Pişti olayına. Konuşma oldu mu içeride? Oldu, merhabalaştık o kadar. Gülşen'in bu konudaki itirafı da gündemi değiştirecek cinsten. Geçtiğimiz akşam Demet'in yanında Alişan'la da aynı mekanı paylaştığı zaman neler hissettiniz? Benim için o gecenin anlam ve önemi, benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, benim menajerim Haluk'un doğum günüydü. Sadece o gece Haluk için ben oradaydım. Onun dışındaki hiçbir şey beni bağlamıyor ve ilgilendirmiyor. Saklansan da, kaçsan da, adım adım uzaklaşsan da, ateşlerde yaksan da, seni unutmak mı hoş? Yerli yabancı turistler Dalyan'a akın ediyor, tatil cenneti Dalyan'da çamur banyosu yapıyor. Peki dünyaca ünlü isimler ve Hollywood yıldızları burayı neden tercih ediyor? İşte çamur mucizesi. Masa romantizması. Dalyan'da çamur banyosu...